Merhaba arkadaşlar, işte dev maceralarına hoş geldiniz. Ufak bir duyuru videosu çekeceğim. Uzun zamandan beri yayınları falan duyurmuyorum, paylaşmıyorum da yine de geliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ne yapacağız? Bugün akşam saat 11 suları civarında BSC'nin 30 bin takipçiye ulaşması şerefine bir özel yayın düzenliyoruz efendim. Bu yayında onlarca arkadaşımız oyun kazanacak. Artık oyun kazanacak, gift card mı kazanacak bilmiyorum ama bir şeyler kazanacak, çekilişler olacak. Biz de büyük ihtimalle bir sabahlama yayını olacak. Ve bu yayında, efendime söyleyeyim, bendeniz Alp Sarıyer Yeşildev, Easter Gamers TV'den bildiğiniz Mete Özbey, sonra Osmanlı Soylusu'ndan Mehmet Kökgül ve namı değer Fedüp Samanya Eray orada olacak. Ve tabii ki BSC'nin göz bebeği Talha Aynacı orada olacak. Biz hepimiz işte Dead Rally'ne gireceğiz efendim. H1Z1, CSGO, carttır curttur gideceğiz böyle. Allah ne verse gideceğiz yani. Oyunlarla bayılacağız. Sizleri de bu maceraya, eğlenceye tanık olmaya bekliyoruz. Beraber güzel bir sohbet, muhabbet eşliğinde bakalım ortaya ne çıkacak, göreceğiz. Onun dışında kendi yayınlarımıza gelelim. Bildiğiniz gibi 2 haftadır içerik üretmiyorum. Ne YouTube'da ne Twitch'te herhangi bir aktifliğim yok. Bunun başta 2 sebebi var. Birincisi ilk başlarda olan rahatsızlığımdan dolayıydı. Şimdi iyiyim. Çok teşekkür ederim. Destek mesajlarınız için, başsağlığı mesajlarınız, başsağlığı olmuyor zira Allah korusun bir şey olmadı ama. Geçmiş olsun mesajlarınız için. Çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kalp yapamıyorum ama tek elle olsun. Artık onu da siz tamamlayın, anladınız. Kendimi çektiğim için. Onun dışında ikinci sebebi de son zamanlarda verdiğimiz maalesef şehitlerimizden dolayı benim hani bir şey yapasım gelmedi açıkçası. Ülkenin bir tarafında kendi kanımızdan, canımızdan, benim yaşımda insanlar can verirken ben burada eğlenmek, eğlendirmek istemedim. İçimden gelmedi açıkçası. Ben pek farkında değiliz olanların genel olarak. Özellikle hani biz 90'lı yılların çocukları olarak bazı şeylere birazcık tecrübeli bakabiliyoruz. Ne olacağını birazcık idrak edebiliyoruz. Vizyonumuz daha geniş. Ancak 2000'den sonra doğan, belki de bu videoyu izleyenlerin %70'ini oluşturan kesim için işler pek öyle değil. Pek farkında değiliz olan bitenin. O yüzden bu bilinci oluşturmak sanıyorum bir yerde bizim de görevimiz. Çünkü genç arkadaşlara en fazla, en net şekilde ulaşabilen sanıyorum bu mecradan olan insanlar. Bu gayede de gerçekten bir duyarlılık oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazıları diyor ki işte bu şehit olayları falan Twitch'e indirgenmeyecek meseleler diyor. Hayır, kesinlikle öyle değil bence. Twitch'te de söylenebilir, YouTube'da da söylenebilir, Facebook'ta da söylenebilir. Herkes söylüyor zaten. Bu sahip çıkmadır. Bir bilincin olduğunun göstergesidir. Tabii ki klavyeden bir şeyler yazarak ya da işte Facebook profil resimlerimizi siyah yaparak hiçbir şekilde bir katkımız olmuyor bu işe ama en azından biz yayıncılara yapacağınız bağışları Mehmetçik Vakfı'na yaparsanız bu manada bir farkındalık yaratabiliriz. Az da olsa damlaya damlaya göl olur demişler. Yani çıkıp yayıncıların kendine bağış toplaması değil de hani TSK'nın Mehmetçik Vakfı için özel bağış sistemi var. Google yazarsanız zaten Mehmetçik Vakfı diye çıkar. Oraya bağışlarınızı iletebilirsiniz. Bu çok önemli bir nokta. Evet, bu iki sebepten dolayı işte içerik üretmedik daha doğrusu. Onun dışında ne yapacağız? Önümüzdeki hafta yayınlara başlayacağız. Tabii ki böyle gitmez. Dileriz Allah'tan daha fazla şehit vermeyiz. Yani hiç hoşlanmadığım noktalar. Buraya, bu zaten hani milli bir mesele, hani siyasi bir mesele değil. Biz senelerden, yıllardan beri şehit veren bir ülkeyiz. Buna da artık bir dur denmesi gerekiyor. Umarım öyle de olur. Ancak dediğim gibi bizim şu anda bunun için yaratabileceğimiz en iyi farkındalık bir şekilde destek olmaktır. Onun dışında da en azından yani bir acıyı paylaşmaktır. Çünkü orada insanlar ölürken biz burada sıcak evlerimizde klavyemizden yayınları izliyor, oyunlar oynuyor, gülüp kahkahalar atıyoruz. Bu hiç hoş bir şey değil. Ya, hakikaten hoş bir şey değil. O yüzden ben buna alet olmak istemedim. Kısacası bu. Ancak hayat devam ediyor. Tabii ki biz de buradan geçimimizi sağlıyoruz. Buradan ekmek yiyoruz sonuç itibariyle. O yüzden yayınlara geri döneceğim tabii ki. Bu akşamla beraber BSC'nin 30 bin kişi takipçi kutlamasıyla beraber geri dönüyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü itibaren yayınlar devam edecek. Uzun zamandan beri Dostkan'la konuştuğumuz bir CSGO yayını var. Onu yapacağız bu hafta içi. Ve normal günlük yayınlar devam edecek. Mobile birazcık geri döneceğim.
Geçen Cahre'nin yayınına katıldım. Orada bize öğrettiği yeni bir oyun var, Shards of War diye. Ona birazcık sardım, onu birazcık oynayacağım. Dota'ya birazcık geri dönmek istiyorum. Reborn'la beraber Source 2 motoruyla geliştirildi biliyorsunuz, yenilendi. Hani uzun zamandan beri Dota oynamıyorum. Belki bir sene oldu. İşte yavaş yavaş oraya da geri döneceğim. Onun dışında CSGO'dur, işte Dota'dır. Bunları oynayacağız. Metal Gear Solid, Mad Max gibi yapımları ise eşek gibi oynuyorum şu anda evde. Bir türlü bitmiyorlar. İncelemesini nasıl yapacağımızı sizlere sordum. Tabii ben YouTube'dan aktif olmadığım süre içerisinde Facebook sayfasından kesinlikle aktif oluyorum. Mesajlarınızı yanıtlıyorum, bir şeyler paylaşıyorum, yorumlara cevap veriyorum. O yüzden Facebook sayfamızı kesinlikle takip edin arkadaşlar. Yani ben birçok şeyi Facebook sayfası üzerinden yapıyorum. Twitter'da çok fazla aktif değilim. Facebook sayfasında yayınlanan şeyler otomatik olarak Twitter'a falan gidiyor. O yüzden eminim ki Facebook'unuz var, yani Facebook olmayan çok az insan vardır sanıyorum bir videoyu izleyen. O yüzden Facebook sayfasını kesinlikle takip edin. Yeşil Dev'in macera yazısında çıkıyor. Bu videonun altın açıklama kısmında da var. Aynı zamanda Mehmetçik Vakfı'nın bağış linkini de ben oraya koyacağım. Durumu olanlar ya da durumu olduğunu düşündüğünüz insanlar, bu konuda duyarlı olan insanlara da bu linki ulaştırabilirsiniz. Evet, bu şekilde gidecek. Skyrim mevzusuna gelince, Skyrim'de bayağı patlamıştım. Oyun artık açıldığı gibi CTD veriyordu. Yani desktop'a crash oluyordu. Çöküyordu. Bir türlü kurtaramadım. Daha sonra yine clean install yaptım. Bunun sebebi çok fazla mod olması. Aslında birazcık modları çıkarsam mı diye düşündüm. 3-5 tane mod çıkardım. Yeni mod listesiyle beraber yeni bölüm gelecek ama ancak 1-2 blok önce söylediğim gibi hani serileri çok sık yapmıyorum. Dediğim gibi YouTube'da kaliteli içerik üretmeye çalışıyorum. En önemlisi bu sanırım. Açıkçası YouTube'daki gameplay videoları pek bir şey ifade etmiyor. Bunun iki sebebi var. Ben yani çoğunluğunun çöp olduğunu düşünüyorum. Ben de çok gameplay videosu yapıyorum YouTube'da. Hani bundan cidden sıkkınlık, bıkkınlık duyuyorum. Sadece para odaklı olması benim canımı sıkıyor. En azından yani ne bileyim, hoşuma gitmiyor. Ne yapılabilir bu konuda? Ben daha kaliteli içerikleri YouTube kanalımda üretmeye devam edeceğim. Her yaptığım işin üzerine bir gömlek daha çıkarak, bir şeyler daha katarak, sizlerin sayesinde, sizlerin desteklerinizle daha güzel sizlere şeyler sunmaya çalışacağım. Ama tabii ki bu zaman alan bir şey. Benim tek gelir kaynağım burası değil. Başka işlerle de uğraşıyorum. 24 buna abanmıyorum yani. Abanamam da, imkanı yok. Onun dışındaki boş vakitlerimde güzel içerikler size üretmek için çalışacağım. Ancak gameplay videoları, işte beraber o gülelim, zıplayalım, hoplayalım, eğlenelim, çamur atalım, bok atalım videoları artık yoğunluk olarak Twitch'te yapacağım. Bu manada Twitch'e yüklenme kararı aldım. Sanıyorum en mantıklısı da bu. Çünkü yani YouTube'da bu kadar çok boş içerik üretmek istemiyorum. Önümüzdeki bahar aylarında yeni bir partnerlik sözleşmemiz olacak. Ondan sonra videolar sayısı ve kalitesi olarak çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Yani bahar aylarına kadar böyle gideriz. Skyrim'de devam eder. Yeni seri gelir mi bilmiyorum. Gelirse kesinlikle canlı seri olacak zaten. Bundan sonra oyunları canlı oynayacağım. İşte şu an buraya ne geleceğini biliyorum. Sizlere sordum, Metal Gear Solid 5 mi yoksa Mad Max 3 mü? Mad Max 3 ne? Max Payne 3'ten Mad Max 3. Mad Max'i mi inceleyelim diye ikisine şu an eşek gibi oynuyorum. Ama ikisini aynı anda kasamadım. Bir tanesine dönecektim. Tahmin ettiğiniz üzere Metal Gear Solid denildi. Ay sonunda Metal Gear Solid'i kesinlikle inceleyeceğiz. O zamana kadar bitirmiş olacağımı düşünüyorum. İnceleyip sık dokuyacağız. Güzel bir sıcak sıcağına videosu sizlere bekliyor. Kaçırmamanızı öneriyorum şimdiden efendim. Onun dışında uf, kolum ne yoruldu be. Kendini çekmek ne kadar zormuş. Selfie çubuğu lazım. Sonra ne var? FIFA 16 durumu var. FIFA 16'yı çok sık göreceksiniz abi. Kesinlikle serisi gelecek. Deli gibi FIFA oynadığımı zaten biliyorsunuz. FIFA'cı bir insanım yani. Güzel de oynadığımı düşünüyorum. Yani canlı yayınlarda izleyenler varsa şu an BSC'deki canlı yayınlarımı buraya lütfen yorumlarını belirsinler. Yani 10 maç üst üste atıp Ultimate Team'de yenilmeyen bir adamım yani. Messi'ler, Ronaldo'lu kadrolara şimdi. İddia büyük. Tamam mı? O yüzden FIFA 16 ile devam ediyor ki yani sönük dönemlerimdeyim. FIFA 12'deki 13'teki dönemlerimde olsam. Neyse. FIFA 16 ile işte o FIFA şeyime, kariyerime yeri böyle elime alıp bu arada yürümek istiyorum. FIFA 16 adı altında turnuvalar düzenleyeceğiz. Güzel içerikler üreteceğiz. Yine kesinlikle Metal yaptığımız bir FIFA Poli vardı. Onun gibi içerikler üretiriz muhakkak. Onun dışında Pro Club'lar dönecek. Bunların çoğunluğu canlı yayında olacak. Muhakkak bir kariyer serisi gelecek. Söz veriyorum bunun için. Yapacağım bunu. Oyun çıksa sen 22 Eylül hani yeni yıla kadar bunların çoğunu görmüş olursunuz diye düşünüyorum. FIFA manasında çok güzel içerikler bizi bekliyor bu kanalda.
canlı yayınlarla sık sık oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü oyun hakikaten çok güzel olmuş. Demosunu oynadım. İlk defa da bir FIFA demosunu çekmedim yani şu kanalda. İncelemesini kesinlikle yapacağım. Evet. Next Gen'de PlayStation 4'te FIFA keyfi bizi bekliyor. Arkadaşlarımızla alacağız. Turnuvaları da yapacağız. Yalnız bir tane DualShock eksik. Bir tane DualShock alırsak Mert'i de dahil edeceğiz bu serüvene. Offline manada. Belki hani co-op campaign bile yapabiliriz. Yani tek kol üzerinden. Çok hoş olabileceğini düşünüyorum. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı olsun. Planlar güzel. Allah'tan bir mani çıkmazsa güzel günler bizi bekliyor çocuklar. Evet, çok da fazla uzatmadan akşam hepinizi bekliyorum diyorum. Önümüzdeki hafta kanala sık sık bakmayı unutmayın. Facebook sayfasını kesinlikle beğenin. Çünkü ben sürekli böyle yayın var yayın var diye YouTube'a video çekmek istemiyorum ya. Yani programı zaten paylaşıyorum. Twitch'te paylaşıyorum. Facebook'ta paylaşıyorum. Katılmak isteyenler, bizden oyun kazanmak isteyenler ki şu ana kadar 108 adet key dağıtmışım bak. 2015 senesi içerisinde 108 adet key dağıtmışım. Eğer varsa bildiğiniz 108 tane kod dağıtan adam, tamam mı, yazın. Ha, son dönemlerde gelen mesajları Twitch'te kontrol edemedim. Hastalığımdan dolayı key atamadım. Yayın yapamadığım için key alamadım. G2A ile beraber çalışıyoruz biliyorsunuz. Hani keyleri alınca ileteceğim. Kimsenin hakkı bizde kalmaz. Söz veriyorum bu konuda. Zaten alanlar da yazsınlar yani kelin. 108 kişi var burada benden oyun alan. Onlar da yazsınlar lütfen aldıklarını. Bu şekilde devam edecek. Yeni iş anlaşmalarımız var. Sizlerin daha iyi şey alabileceğiniz, içerik alabileceğiniz mesela yeni bir tişodan sonra yeni içerikleri üreten bir şirketle anlaşacağız. Oradan gaming malzemeleri alabileceksiniz. İşte benim imzalamış olduğum ya da işte Yeşil Deva içerikler olan. Bunun da sürprizini önceden vereyim. Ya dükkanı ziyaret etmek isterseniz, oyun tişörtleri vesaire almak isterseniz gayet kaliteli tişörtlere tişör üzerinden ulaşabilirsiniz. Dükkanın linki de aşağıda, linki de aşağıda bulunuyor. Çok uzattım. Görüşmek üzere arkadaşlar akşam. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.